Volkan Demir YouTube kanalına yeniden hoş geldiniz. Derbi öncesi yayınıyla karşınızdayız. Videoya başlamadan önce tabii ki söylemem gerekenleri hızlıca aktarayım. Abone olmayı unutmuyoruz. İçeriği beğendiysek mutlaka beğen butonuna basalım. Ve tabii ki benle ilgili olumlu olumsuz görüşleriniz ve merak ettiğiniz sorular olmak üzere hepsini yorum bölümüne bırakabilirsiniz. Biliyorsunuz hepsini tek tek okuyorum. Mümkün olduğunca da yanıtlamaya çalışıyorum. Ve geçiyorum derbiye. Derbiden önce tabii sakatlarla ilgili bazı sorular var. Aslında bir önceki videoda anlattım ama bazı arkadaşların başka soruları da olmuş. Onları da yanıtlayayım kısaca. Serdar Aziz sakatlığı geçti. Sadece takımın gerisinde olduğu için bu maçta düşünülmüyor. Joshua King adele araları devam ediyor. Derbide yoksa ne zaman antrenmanlara başlar diye sormuşsunuz. Joshua King gün gün durumu kontrol edilen bir oyuncu. Antrenmanlara başlaması da o gün belli olacak. Yani ya da bir gün önce belli olacak. Ama çok önemli bir sakatlığı yok. Larnaka maçında dahi oynama ihtimali var. Luan da aynı şekilde biliyorsunuz diz sakatlığı çok ciddi bir şekilde sakatlık yaşamıştı Ren maçında. Onun da diz ağrıları devam ettiği için oyuncuyu da daha uzun süreli bir sakatlığa yol açmasın diye riske etmiyorlar. Luan da yine iyi olana kadar, kendini iyi hissedene kadar takımdan ayrı olmaya devam edecek. Derbide yoklar ama Larnaka maçı için yine çektiğimiz videolarla sizlere bilgi veririm. Lincoln derbide niye oynamıyor ya da oynar mı gibi bir soru var. Yani Lincoln veya başka bir oyuncu. Burada herkesin oynama ihtimali var ama şunu söylemem lazım. Derbi maçı da Larnaka maçı düşünülerek planlanıyor. Nasıl Ren maçı, Alanya maçı düşünülerek planlanıyorsa burada da yani iki tarafın, iki maçın, 2.90 dakikanın birlikte düşünüldüğü bir durum var. Yani iki maçta toplamda ilk 11'de 17-18 oyuncu, belki de daha fazla oyuncuyu görebiliriz. Biliyorsunuz Ren maçında oynayan ilk 11'den 8 tane oyuncu değiştirmişti Jesus. Beşiktaş maçında oynayan 11'den de Larnaka maçında 6-7-8 tane oyuncu değiştirme ihtimali var. Şimdi Fenerbahçe'nin Beşiktaş'la alakalı planına gelelim. Beşiktaş'ın yani analizler tamamlandı zaten. Milli ara vardı. Uzun, geniş, detaylı bir araştırma yapıldı Beşiktaş hakkında. Ve bu analizler ışığında iki tane önemli detay var. Teknik heyetin ön plana çıkardığı, Jorge Jesus ve ekibinin ön plana çıkardığı. Beşiktaş'ın oyunu aslında Fenerbahçe'ye çok benziyor. Biraz daha düşük tempolu diyebiliriz. Biraz daha kısa metrajlı diyebiliriz Beşiktaş'ın oyununa Fenerbahçe'ye oranla ama benzer oyunu oynamaya çalışıyorlar. Birincisi ön alan baskısından Valérien Ismaël de tıpkı Jorge Jesus gibi vazgeçmiyor. Bu ön alan baskısının ardından Beşiktaş neler yapıyor, nasıl zaaflar ortaya çıkarıyor. Bununla alakalı birçok analiz yapıldı. Ve işte forvet tercihi de biraz aslında ona göre yapıldı. Forvet tercihine zaten kadroyu anlatırken, muhtemel 11'i verirken anlatacağım. Yani forvet tercihinin de aslında bununla bağlantılı olduğunu söyleyeyim. İkincisi de hücum planının çok fazla Weghorst'a bağlı olduğu bir durum var. Bu da biraz Başakşehir maçından da kopya çekilerek diyelim. Başakşehir maçından da kopya çekilerek böyle bir önlem var. Weghorst'a karşı, Weghorst'un pas kanallarına, pas bağlantılarına baskı uygulamak koşuluyla Weghorst'u etkisiz hale getirmeye çalışacak. Çünkü Jesus ve ekibi Weghorst'un etkisini ne kadar azaltırsa Beşiktaş'ın hücumdaki etkisini o kadar azaltacağını düşünüyor. Fenerbahçe cephesinin beklediği Beşiktaş kadrosu şu şekilde. Ön taraf Weghorst zaten var. Enkudu biliyorsunuz sakatlandı. Bu birçok planı değiştirdi Fenerbahçe açısından. Nathan Redmond'un oynaması bekleniyor ve sağda da Muleka bekleniyor. Bu da aslında Fenerbahçe'nin yine daha sonra geleceğim. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inin şekillenmesinde önemli etkenlerden biri. Yani Enkudu'nun sakatlanması dahi Fenerbahçe'nin 11'ine direkt olarak etki etmiş durumda. Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel'i önlü arkalı kullanabilme ihtimali var mı gibi bir soru var. Ya da benzer sorular var. Birden fazla soru var. Biraz ondan bahsedeyim. Şimdi kanat rotasyonu biliyorsunuz Nazım Sangare geçen 2 gün önce daha sağ koşularına yeni başladı. Yani onun daha sakatlığının tam olarak geçmesine 2 aylık gibi bir süre var. Hatta belki de daha fazla sürebilir. Daha yeni sağ çalışmalarına başladı. Takıma hazır hale gelmesi için Nazım Sangare'nin en az 2 aya ihtiyacı var. sağ bek, sol bek rotasyonunda Fenerbahçe'nin kullandığı şu anda 4 tane oyuncu var. Biri Ferdi Kadıoğlu, biri Osayi Samuel, biri Alyoski, biri de Lincoln. Lincoln aslında bir orta saha oyuncusu olarak, hatta ön alan oyuncusu olarak transfer edildi. Fakat rotasyonda orta alan ve ön tarafta kendisine yer bulunamadığı için, yani diğer oyuncular daha iyi durumda olduğu için Lincoln hem sol ayaklı olması hem işin savunma boyutunda fena olmaması dolayısıyla bir sol kanat bek, sol beke dönüştürüldü. Biraz mecburiyetten dönüştü bu. Hatırlayın geçen sezon Vitor Pereira'da Osayi Samuel ile Ferdi Kadıoğlu bu şekilde kullanmaya başlamıştı. O yüzden Ferdi ve Osayi'nin aynı anda sahada olabileceği senaryolar çok az. Çünkü az önce anlattım, Larnaka maçı var. Orada da 2 tane sağ bek, sol beke, birer tane sağ bek ve sol beke ihtiyacınız var. Hazır adama ihtiyacınız var. Yorgun adama değil, hazır adama ihtiyacınız var. Bu yüzden hem Ferdi'nin hem Osayi'nin aynı anda 11'de olması biraz zor gözüküyor. Bununla birlikte 3 tane Türk kuralı var ligde biliyorsunuz. Altay ve Ferdi genel olarak kullanılıyor. 3. değişiyor işte. İrfan oluyor, Emre Mor oluyor, Mert Hakan oluyor. Ama bu 2 oyuncu mutlaka sahada olacaksa bu da Osayi'nin genel olarak kulübede olması anlamına geliyor. Ön tarafta da bir oyuncu kullandığınız zaman, Ferdi ön tarafta yer kalmıyor. Osayi sağ bek yaparsanız ön tarafta da bir oyuncu kullandığınız zaman yine 2 Türk'te kalıyorsunuz. Yani Ferdi'nin dışında bir Türk daha lazım. Ferdi ve kaleci dışında bir Türk daha lazım. O da genellikle İrfan, Emre Mor oluyor. Biraz bunun da alakası var. Onun dışında sorularınıza şöyle tek tek bir daha göz gezdiriyorum. Joao Pedro ile alakalı çok fazla merak konusu var. İşte derbide oynar mı oynamaz mı? Şunu söyleyeyim. Hep tekrar ediyorum. Bu maçta yedek kalmak, as oyuncu olmamak anlamına gelmiyor. Jorge Jesus'un planı 180 dakikalık bir plan. Beşiktaş maçını oynamazsa mutlaka Larnaka maçında bir yer bulacak, görev bulacak. 11'de yer bulacak kendisine. Az önce de söyledim. Diego Rossi neden çok tercih ediliyor? Diego Rossi'nin temel bu kadar çok vazgeçilmez bir oyuncu olmasındaki temel sebep pozisyon sadakati. Yani teknik heyetten direkt yapılan yorum bu. Verilen görevlere çok iyi karşılık verebilen, yani kısacası dersine iyi çalışan ve verilen görevi çok iyi uygulayabilen bir oyuncu olduğu için, hani belki göze hoş gelen, işte gol, asist konusunda çok fazla soru işareti barındıran bir oyuncu da olsa teknik heyet bu oyuncudan vazgeçmiyor genel olarak ilk 11'de ki zaten sol Alanya maçında da skor katkısı yapmıştı. Bazen hocaların böyle oyuncuları olur. Yani neden bu adam oynuyor diye taraftar hep sorgular ama hocaların kendileri açısından çok önemli, çok değerli açıklamaları vardır. Rossi de bu oyunculardan bir tanesi. Onun dışında İrfan Can, Emre Mor arasında genelde Emre Mor'u merak ediyorsunuz. Emre Mor oynar mı derbide diye. Tabii ki o driplingleri, işte çalım yeteneği biraz daha taraftarı heyecanlandıran bir oyuncu. Orada da ben İrfan Can yönünde hocanın oyunu kullandığını duydum. Bunun da sebepleri elbette var. Nedir? En başta duran top konusunda, işte kornerlerin, free kicklerin kullanımı konusunda İrfan Can'ın çok daha etkili bir oyuncu olması ve bununla birlikte İrfan'ın, yani Fenerbahçe takımını tek tek analiz ederseniz çok uzaktan şut tehdidi olan bir takım değil. Her ne kadar Crespo son maçta Alanya maçında uzaktan şık bir gol atmış olsa da ceza sahası dışından İrfan dışında bu tip özelliği olan oyuncu çok sayamıyorsunuz. İrfan'ı biraz da bu yüzden de hoca Beşiktaş maçı için düşünüyor. Şu kadroyu önce vereyim. Devamında da şu şeyleri, neden bunlar tercih ediliyor, bunlarla alakalı açıklamaları yapacağım. Kalede Altay'ın olmasını bekliyorum. Savunmanın sağ beki Ferdi, sol beki Alyoski, stoperler Gustavo, Enner Valencia, Szalai, orta sahanın önünde orta ikili William Arao, Miguel Crespo, sağ ön İrfan Can, sol ön Rossi ve en uçta da Batshuayi ile Valencia'nın ilk 11 oynamasını bekliyorum. Tabii ki son taktik idman henüz daha tamamlanmadı. Orada sürpriz bir değişim olursa artık onunla alakalı sosyal medyadan, işte Twitter'dan vesaire bilgilendirme yaparız. Belki video çekmem onunla alakalı ama oralardan yine takip edebilirsiniz. Oralarda da bulabilirsiniz bilgileri. Şimdi bir önceki videoda demiştim ki Osayi Samuel de olabilir. Belki Ferdi sol bek olup Osayi Samuel de sağ bekte değerlendirilebilir. Alyoski dinlendirilebilir bu sefer diye. Burada biraz Enkudu'nun sakatlığı, az önce bahsettim, Jesus'un kararında etkili oldu. Jesus savunma dörtlüsünden pas kalitesi yüksek bir servis istiyor ön tarafa. İkinci, üçüncü bölgeye topu taşırken oyuncunun ayağının düzgün olmasını çok önemsiyor. Hatta Ferdi'yi hatırlayın, sol ayaklı olmadığı için bizim hızımızı kesiyor, pas kalitesi düşüyor. Bu yüzden bir sol bek istiyorum demişti. Ferdi sol kanatta da çok başarılı oynuyordu ama sol ayaklı bir sol bek istiyordu. Ferdi'nin sağ ayaklı olması dolayısıyla orada hızını kestiğini düşünüyordu Fenerbahçe'nin. Burada da biraz Osayi Samuel'in yerine Ferdi'nin tercih edilmesinde, az önce söyledim, 3 tane Türk oyuncu zorunluluğu elbette etken. Bununla birlikte Ferdi'nin pas kalitesinin Osayi Samuel'e oranla biraz daha iyi olması Jesus'un bu tercihini etkiledi. Gustavo Szalai konusunda zaten söyleyecek çok fazla bir şey yok. Alternatif bir stoper yok. Luan sakat, Serdar Aziz henüz hazır değil. İki tane stoper var elde. Bu yüzden bu ikisi oynuyor. Alyoski de Enkudu tehdidi ortadan kalktığı için ilk 11'de yine pas kalitesi yüksek bir oyuncu olarak ve aynı zamanda işte frikiklerde, duran toplarda İrfan Can'a asist yapabilecek, yani İrfan Can'ın dışında bir alternatif olabilecek bir oyuncu. O açıdan da Alyoski tercihi yapıldı. Arao Crespo ikilisini zaten çok üzerinde analiz etmeye gerek yok. Şu ana kadar Jorge Jesus döneminde Fenerbahçe'nin yakaladığı en iyi ikili. Bu ikilinin oynadığı maçlarda Fenerbahçe'nin performansını net bir şekilde arttığını görebiliyoruz. Ve Arao'ya bu maçta ayrıca özel bir görev düşüyor. O da şu: Weghorst, az önce bahsettim, pas aralarına, pas kanallarına yoğun bir baskı olacak Weghorst'un. Burada da ana görevlerden biri William Arao olacak. Ana oyunculardan biri William Arao olacak. Arao'nun Weghorst'un topla az buluşması konusundaki görevli oyunculardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Ön alan baskısı konusunda da Crespo takımın en iyisi ve bu yüzden şu anda 11'de. İrfan Can'ı az önce anlattım. Duran top tehdidi, uzaktan şut tehdidi dolayısıyla ilk 11'de tercih ediliyor. Aynı şekilde Diego Rossi yüksek pozisyon sadakati dolayısıyla Jesus'un vazgeçmediği için isim. Öndeki ikili çok merak ediyordu. Joao Pedro, Batshuayi, Valencia üçlüsünden Joao Pedro'nun Beşiktaş maçında kulübede oturmasını bekliyorum. Burada Beşiktaş'ın tıpkı Fenerbahçe gibi ön alan baskısını yoğun bir şekilde yapması ve bundan asla vazgeçmemesi takım olarak ve bu şekilde de arkada bir boşluk bırakması dolayısıyla bu iki oyuncunun hızından Jorge Jesus'un faydalanmak istemesi bu tercihte etkili oldu. Michy Batshuayi ve Enner Valencia benim beklediğim ikili olacak Fenerbahçe'nin hücum hattında. Elbette oyun içerisinde Jesus, hani az önce dediğim ya, 180 dakika planlıyor. 180 dakikanın ötesinde aynı zamanda maçları da 16 kişi planlıyor. Yine 60. dakikalardan sonra Emre Mor gibi, Mert Hakan gibi oyuncuların kadroya dahil olması muhtemel. Emre Mor, Mert Hakan, işte mutlaka Joao Pedro maçın ikinci yarısında en az bir 30 dakika süre alacaktır. Belki 20 dakika da olabilir. Bu tip oyuncuların da süre almasını bekliyoruz. En az dediğim gibi 11 değil 16 kişi planlıyor. Aslında bu maçların öncesinde hepsinin alacağı süreler belli. Larnaka maçı da düşünerek tabii ki derbi maçında bazı esneklikler sağlanıyor ama bazı farklılıklar oluyor ama ne olursa olsun oyuncuların sakatlığa açık hale gelmemesi için Jesus çok fazla riske girmeden, özellikle bu dönemde, bu Avrupa Lig serüveninde çok fazla riske girmeden yola devam ediyor. Ve şunu ifade edeyim son olarak, Fenerbahçe'nin değişen, yani felsefe olarak değişik bir oyun oynamayacağını söyleyeyim. Yani Rennes deplasmanında nasıl baskılı oynadıysa, işte Alanyaspor karşısında nasıl baskılı oynadıysa Beşiktaş derbisinde de bunu yapmaya çalışacak. Rakip ne kadar müsaade edecek? Bu biraz bence derbide belirleyici olacak. Ve Fenerbahçe eğer bu baskıyı kurmayı başarır, Beşiktaş'ın oyununu bozarsa, Fenerbahçe'nin ben topa daha fazla sahip olan, daha önde oynayan taraf olabileceğini düşünüyorum. Benim skor tahminimi sormuşsunuz. Ben iki takımın da oyun karakterleri dolayısıyla son derece gollü bir maç bekliyorum. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe açısından epey gol bekliyorum şahsen. Skor tahmini tabii çok zor bir şey ama yani 2-1 Fenerbahçe'nin kazanacağı yönünde bir hissiyatım var. Artık olur mu olmaz mı bilmiyorum ama 2-1'lik bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum maçtan. Hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. İçeriği beğendiyseniz de mutlaka beğen butonuna basın. Hafta içerisinde çekeceğimiz videolarla alakalı yine biliyorsunuz sizden gelen soruları da yanıtlamaya çalışıyorum. Merak ettiğiniz konular varsa mutlaka yorum bölümüne bırakın. Benle ilgili olumlu olumsuz görüşlerinizi de yorum bölümüne bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum tekrar izlediğiniz için. Görüşmek üzere. İyi derbiler diyorum. İyi pazarlar ve iyi derbiler.